Haberin kuzeye açılan kapısı TV55'e hoş geldiniz. Bizi YouTube'un yanı sıra sosyal medya hesaplarımızdan ve zamanmekanmakinesi.com haber sitesinden takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube'un sağladığı katıl özelliğini kullanarak kanalımızı destekleyebilir ve yayınlarımıza erken ulaşım hakkı elde edebilirsiniz. Bizi izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor, iyi seyirler diliyoruz. Ligin dördüncü sırasında tabii Ahmet takımı var. Geçen hafta sürpriz bir Bolu beraberliğinden sonra yani fikstür şansı dediğinizde bu işte arkadaşlar. Yani tabii bu kiminle oynayacağın önceden belirlendiği için o takımların durumu sonradan ortaya çıkıyor. İşte böyle kendi sahasındaki bir beraberlikten sonra oynayacağın ideal deplasman Yeni Malatya deplasmanı. Çünkü gücü belli bir takım. Yani ikinci lig için bana göre gün sayan bir takım. Yeni Malatya takımı. Gençlerle mücadeleyle elinden gelen gayreti gösteriyor ama tabii bir yere kadar bu iş böyle kolay değil. Yani bir havaya girmek, bir ekip yapmak, o takımı tutmak yani hiç de kolay bir şey değil. Malatya takımı tabii sıkıntılar yaşadı ve o sıkıntılardan sonra ligde bile var olması bence önemli. Ama oynamasında fayda var. Alt lige düşse de önümüzdeki yıllarda bence daha güçlü dönebilir diye düşünüyorum. Tabii Ahmet takımı rahat kazandı. Erken gol, tabii atılan erken goller Ahmet takımının bu maçı farklı kazanacağının bir göstergesiydi. Yani seyredenler yanılmadı. Tabii Hasan Bolongo'nun iki gol atması önemli. Yani daha iyi performans göstermesi lazım. Çünkü güçlü bir oyuncu. Adana Demirspor'dan biliyoruz. Ahmet'e güç katacak bir oyuncu ama henüz gerçek performansında olmadığını görüyoruz. Ama bu Ahmet takımı için bir ölçü değil bu karşılaşma. Ahmet takımının oynayacağı diğer maçlarda, diğer deplasmanlarda görmek lazım. Şu anda ligin en az gol yiyen takımı ama yeni Malatya'dan da yenilen iki golü mutlaka bir yere not etmeli. Çünkü Ahmet takımı savunma gücü olan bir takım. Ersun Hoca biliyorsun biraz ters yapıyor. Daha hücumsal oyun oynatan bir teknik direktörden savunma yönü güçlü olan bir teknik direktöre evrilmek üzere mutlaka buradaki yenilen iki golü savunmaya dikkat diye söylüyorum ben. Ersun Hoca mutlaka bu detayları gözden geçirmeli. Ahmet takımı daha da ritim buldukça yukarılardaki yerini sağlamlaştıracak ama kendi ve diğer takımların göstereceği performans ligin sonunda Ahmet'in nerede yer alacağının bir göstergesi olacak. Güçlü bir takım. Tabii bence 7 maçta attığı 9 gol de yeterli değil ki bunun 4 tanesini Yeni Malatya takımına atmış. O açıdan Ahmet böyle bu detayları da düzeltebilirse bu ligde daha iyi işler yapar diye düşünüyorum. Çünkü tecrübeli bir teknik direktör, iyi bir teknik direktörü var, iyi oyuncuları da var. Yani Ahmet takımı öyle boş bir takım değil ve iddiayla bu lige girdi. Bu lige iddiayla girdikten sonra da neticelerde almaya başladığını görüyoruz. Bu maçtan sonra daha derli toplu bir Ahmet takımı görebiliriz diye düşünüyorum. Tabii haftanın maçı bana göre Iğdır Erzurumspor maçıydı. Yani Doğu derbisi diyeceğimiz bir karşılaşma. Ama Iğdır Spor kendi sahasında Erzurum'a 2-1 yenilince bir anda ligde yani üst sıralarda gördüğümüz Iğdır FK takımı şu anda ligde 11. sırada. Bir puan farkının olmadığını hep yani tekrarda da düşmek istemiyorum. Söylüyoruz ama işte böyle iç saha maçlarında belki birebir rakibin olacak bir takıma karşı da maç kaybetmek hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak düşüşlere neden olabilir. Tabii Iğdır takımı Regatin'i çok aradı. Yani Regatin gerçekten önemli bir oyuncu. Ben de Regatin'i Eyüpspor Gaziantep FK maçında devre arası görme şansına sahip oldum. Durumunu sordum. Bir sakatlığının olduğunu, o yüzden oynamadığını söyledi. İşte yani Regatin gibi böyle
yetenekli, oyun sürükleyen, pas yapan, liderlik yapan oyuncuların olmaması bir takıma da yani dezavantajlar yaratıyor gerçekten. O açıdan Regat'in Iğdır Efkay için çok önemli. Tabii 10 kişi kalması da bu skorun gelmesinde önemli bir faktördü. Yasin Kol, hakem Yasin Kol, yani bu tür pozisyonda kırmızı kart göstermesi bir teknik yorum ama birçok maçta da o pozisyonlarda kırmızı kart göstermediklerini gördük. Yani hangisi doğru diye ben kafamda sürekli bir soru işareti yaşıyorum. Hakemlerde bir denge, bir tutar yok açıkçası. Yani gördüğünü çalamıyor, VAR'dan gelen görüntüye göre doğruyu tespit edemiyor. Yani bu şartlarda, bu ligde, bu önemli ligde nasıl böyle bir hakem huzuru gelecek? Ben de düşünüyorum. Yani hakemler zaman zaman bazı takımlara zarar veriyor. Ya ben hakem yüzünden kaybetti demiyorum Iğdır Efkay takımını ama hangisi doğru diye de soruyorum. Yani atılmayan birçok oyuncu mu doğru? Bugün işte son adam kaidesiyle atılan oyuncu mu doğru? Mutlaka bunların geniş analizleri yapılacaktır. Tabii Yalçın Hoca bu takım daha iyi oynamalı diye ben düşünüyorum. Yani bir oyuncuya da bağlı kalmamalı. Yani sadece Regaten yok, Iğdır yok demek biraz abartılı bir şey olabilir. Yani Regaten'in yokluğunda da takım bir şeyler yapmalı ve tekrar çıkışa geçmeli diye düşünüyorum. Yani oyunun içerisinde çok da zorlandığını gördük Iğdır Efkay takımının. Tabii Erzurum Efkay lige asılıyor. Gerçekten memnuniyet verici. Yani kaç yıldır Hakan Hoca bir kaosta çalıştı. Artık onun bence meyvelerini topluyor. Oradaki gösterdiği sabrın bir sonucudur bu. İşte transfer tahtası açıldı. Yeni oyuncular transfer edildi. İyi de oyuncular transfer edildi. Bu sene iddialı bir takım. Ben çok şükür diyorum yani Erzurum açısından. Yani ben böyle yıllarını Süper Lig'de oynamış işte alt liglerde iddialı olmuş takımların bu tür sorunlar yaşaması beni bir futbol sever olarak üzüyor. Erzurum'un bugün geldiği durum benim açımdan sevindirici. İyi oyuncuları var. Yani bakıyoruz gerçekten doğru transferlerle İyi oyuncular transfer etmişler. İşte Rossi, Telkic, Koreota, Azubuike. Bunlar gerçekten değerli oyuncular ve bir de büyük kaptanları var. Eren, yani tabii Mustafa Yumlu'yu da ilave ediyorum. Gerçekten ikisi burada belki o zaman takımın ekonomik durumundan dolayı bir transfer yapıp daha çok para kazanma imkanları vardı. Çünkü her ligde oynayabilecek aranan oyuncular ama onlar bir vefa örneği göstererek Erzurum'da kaldılar ve bugünkü iyi kadroda da yerlerini aldılar ve takımı sürüklüyorlar. Ben Mustafa Yumlu ve Eren açısından da mutluyum yani. Onlar iyi şeyleri hak eden oyuncular. Tabii Kroyokata'nın da attığı golden bahsetmeden geçemeyeceğim. Harika bir gol attı. Belki de bu sezonun en güzel gollerinden birini de atmış olabilir. Ve Erzurumspor çok kritik Iğdır deplasmanından 3 puan alarak bugün ligde 5. sıraya yükseldi. Ben bunun devamının geleceğini düşünüyorum. Haftanın bir diğer önemli maçı da tabii Bandırma'da oynandı. Bandırma güçlü rakibi Ankara Gücü'nü 2-0 mağlup ederek ligde yükselişine devam etti ve 9. sıraya çıktı. Tabii Ankara Gücü takımı zor günler yaşıyor. Yani bu kadro bir istikrarı nasıl yakalayamıyor? İnanılır gibi değil. 7 maçta 4 yenilgi. Ben sezon boyunca 1 veya 2 yenilgiden fazla alacağını tahmin etmiyorum. Çünkü yani çok önemli oyuncular var. Yukarıdan Süper Lig'den gelmiş Tabii ilk teknik direktörü doğru seçeceksin. Yani sezona başlarken ilk teknik direktörü oyuncu yapısına, takım yapısına, camia yapısına uygun seçeceksin. Ankara Gücü bana göre bu sıkıntıları yaşıyor. Yani mutlaka bir çıkış yakalamalı.
Futbol enteresan bir oyun. Ne zorluklar yaşayan takımlar biliyoruz. İşte bugün ikinci liglerde, üçüncü liglerde mücadele ediyor. Ben bunu Ankara Gücü böyle olur diye söylemiyorum ama çok zorlu bir ligde yarışıyor. İnanın Süper Lig'de oynamak daha kolay. Yani TFF birincilik Süper Lig'den hem daha çekişmeli hem daha zorlu maçlara sahne oluyor. Ama Ankara Gücü nasıl böyle 7 maçta 4 mağlubiyet aldı bunu mutlaka düşünmeli. Yani Ankara Gücü takımı bu olamaz. Yani benim gördüğüm oyunculardan kurulu Ankara Gücü takımı ne bu futbolu oynamalı ne de bu skorları almalı. İşte bir anda Ankara Gücü takımı bugün 15. sırada ve 9 puanla zor günler yaşıyor. Ya bu büyük camia bence bunları hak etmiyor. Bir 11 istikrarı yakalamalı. Yani maçın içerisinde gördük. Atak yapmakta zorlanan, pozisyona girmekte zorlanan Bandırma takımının sıkı oyunu karşısında çabuk pes eden bir Ankara Gücü takımı gördük. Yani taraftara yazık. Yani buradan bakıyoruz. Yani Bandırma taraftarı da sanki biraz ne oldu diye ben buraya başlığıma bir soru işareti yazmışım. Bandırma taraftarına ne oldu diye. Yani müthiş bir taraftar erozyonu yaşıyor Bandırma takımı. Ve Ankara Gücü takımı deplasmanda olmasına rağmen taraftar kendine ayrılan bölümün tamamını doldurmuş ve maç boyunca coşkulu bir ortam yarattı. Yani Ankara Gücü takımının takdir edecek yönü ne biliyor musunuz? Skordan bağımsız her türlü desteği veriyor. Yani oyuncuları sürekli oyunun içerisinde tutmaya çalışıyor ama onların da bir sabrı var. Sonuçta başarı da gelmeyince onlar da tükenebilir diye ben düşünüyorum. Bandırma maçı hak etti. Marco Paxao gene sahnede. Bir gol bir asist. Ve müthiş bir asist. O gelen pası hiç stop etmeden hareketli Mehmet'in önüne yuvarlaması gerçekten yani bugün Marco Paxao antrenör kurslarında ders verilecek bir adam. Yani 40 yaşında bir oyuncu müthiş bir kafa golü atıyor ve takımının ikinci golünün asistini yapıyor. İşte yani bir oyuncu kendine baktığı zaman, doğru işler yaptığı zaman, hayatını düzenli yaptığı zaman, futbolu sevdiği zaman işte 40 yaşına kadar oynayıp yani oynamak için oynamıyor, verim veriyor. İşin bence püf noktası bu ve Bandırma'ya da faydalı oluyor. Bugün belki de bir veya ikinci maçı ilk 11 çıktı. Yani bunlar moral oyuncuları. Bunları yani Mustafa Hoca 11'de kullanmalı bu tip oyuncuları. Çünkü golcülük vasfı olan oyuncu ve yakaladığı pozisyonda müthiş şekilde değerlendirdi. Bana göre Bandırma takımı çok da yorulmadan kazandı maçı. Yani çünkü karşısında onu zorlayacak bir ekip yoktu. Maçın genelinde de bir uzun top taktiğiyle oynadığını gördük. Burası tabii değişik varyasyonlar yapması teknik direktörün önemli. İkinci maç, iki maçtır arka arkaya gol yemiyor. Bir gol yeme sorunu belki vardı. İşte 5 maçta 7 gol yenmişti. Son 2 maçta Bandırma'nın gol yememesi kendi açısından bir istikrar. İstikrarı yakaladığın zaman Bandırma takımı hem sağ ortamıyla taraftarının da gelmesiyle daha iyi işler yapacak gibi duruyor. Aslında maçta daha da farklı bir galibiyet alabilirdi Bandırma FK takımı, Bandırma Spor takımı ve maçı kazanarak önemli bir galibiyet elde etti. Programın sonuna doğru da Esenler Erok Pendik maçından da biraz söz edersek, yani Esenler Erok takımı ikinci galibiyet bir çıkışa geçti gerçekten Esenler Erok takımı. Üçüncü galibiyetini aldı. Önemli. Lige yavaş yavaş alıştığını görüyoruz Esenler Erok takımının ama tabii orada bir taraftar ortamı yaratamıyor. Seyirci sayısının düşüklüğü de bu tür takımların en büyük handikapı. Tabii fark daha da büyük olabilirdi. Çatakoviç müthiş klas goller attı ve takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı. Pendik takımı, Osman Hoca, takım dağıldı, ne oluyoruz? Bir an önce kendine gel diyeceğim ama yani aynı şeyi
Ankara Gücü'nde söylediğim şeyleri Pendik Spor'a da söylemek istiyorum. Gerçekten iyi oyunculardan kurulu bir takım. Yani etkili, yetenekli oyuncuları var. Kaliteli, tecrübeli oyuncuları var ama bir takım olgusu içerisine giremeyince işte bir anda dağılıyorsun. İşte İstanbul takımlarının içerisinde şu anda baktığımız zaman en alt sırada olan takım. 16. sırada ve bütün İstanbul, Ümraniye, işte İstanbul Spor, Karagümrük, Erok Spor dahi Pendik Spor'un üstünde ve bu Süper Lig'den gelmiş bir takım. Kadrosunu da çok bozmamış bir takım. Pendik Spor'un mutlaka bunun nedenlerini Osman Hoca ve futbolcular çözmeli. Bence bu mağlubiyet Pendik Sporlu futbolculara yazar diye düşünüyorum. Ve son maçımızda Adana Spor 0, Çorum FK 2. Yani Adana Spor, Eyüp Hoca tekrar yola çıktı sanki. Yani Adana Spor taraftarlarını üzüyor ya. Yani Adana Spor yılların camiası, biz futbol oynadığımız dönemlerde Süper Lig'de çok çok başarılı olan o ligin kalıcı takımlarından biriydi. Ama bugün geldiğimiz günde Kemal Hoca, Kemal Kılıç Hoca tekrar takımın başına geldi ama bu sene Adana Spor'un işinin daha da zor olacağı gibi duruyor. Toparlanabilir. Adana refleksi olan bir takım. Geçen yıllarda da bunları yaşadı. Geçtiğimiz yıllarda da işte devre arası yaptığı takviyelerle toparlanıyor ve ligde kalıyor. Ama niye bunu yaşıyorsun? Zamanında tedbirini al. İyi bir takım yap. İyi bir teknik direktör takımın başına getir. Ya işte Adana Spor takımı maalesef zorlanacak, çok zorlanacak. Yani oyunun içerisinde zorlandığı gibi liginde genelinde zorlanacak. Tabii Çorum FK maçı kazandı ama eski havasında da ben görmüyorum. Yani ben Çorum FK takımının daha iyi işler yapabileceğini düşünüyorum. Yani Çorum FK takımı 9 puanla 7. sırada. Yani ama oynadığı oyun da çok çok da böyle verimli ve kaliteli bir oyun değil. Bir heyecanla geçen yıl lige çıkmışlardı. O heyecanla ligde iyi işler yapmışlardı. Sanki o gidişatı kaybettiler gibi duruyor. Bilmiyorum ama ben dışarıdan yaptığım analiz bu. Ama toparlarlar. Yani bu ligde önemli bir galibiyet Adana galibiyeti, Adana deplasmanı. Ve aldığı bu 3 puanla da kendini bir anda yukarı doğru taşımaya başladı. Ve ligde daha önemli maçlar öncesi bir moral buldu. Bugünkü yayınımızın da sonuna geldik. Önemli bir lig haftası oldu. 7. hafta sonunda da işte ligin birbirine çok yakın olduğunu gördük. Puanların birbirine çok yakın olduğunu gördük. Takımların birbirine çok yakın olduğunu gördük ve heyecan dozunun çok yüksek olduğunu gördük. Temennim bu heyecan dozunun aynı yükseklikte devam etmesi. Sürçülisan ettiysek affola diyelim ve huzurlarınızdan sevgi ve saygıyla ayrılalım. Kendinize iyi bakın. İyi futbolla dolu günler diliyorum.